arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün çok güzel ve şık bir bandanayla sizlerle birlikteyiz ee, şöyle bakınız alt kısmından örerek başlıyoruz ve birbirlerine karşılıklı trabzanlarımızı sırası ile örerek istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz arasındaki boşluklardan dilerseniz kurvali geçirebilirsiniz dilerseniz sade olarak da kullanabilirsiniz Evet e, ben üç buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve beyaz ipimle bu kez örmeye başlıyorum hemen zincirimizi çekerek bandımızı örmeye başlayalım 4 tane zincirimizi çekiyoruz İplerimiz katlı ip olduğu zaman biraz takılabiliyor bunun için dikkatli olmamız gerekecek 2 3 4 hangi marka ürünü tercih ederseniz onu da örebilirsiniz 4 tane zincirimi çektikten sonra birinci zincir yuvasına gelerek giriyorum geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi ilave ettikten sonra bu hazırlamış olduğum yuvanın içerisine 6 tane daha trabzanımı örüyorum. Zincirimle birlikte toplamda 7 trabzan oluyor. Başlıyorum. Bakın zincirim 1'de 2 oldu. 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımı ördüm. Zincirim de dahil. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum bakınız. Şöyle 2 zincirimi çekip dibine battım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Battığım yerden yukarıya doğru örgümün yönünü çeviriyorum. Ve başlıyorum. 6 tane daha trabzanımı buraya örmeye zincirimle birlikte toplamda 7 tane trabzanım oluyor. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördüm. 7. trabzanımı ördükten sonra 1 ve iki tane zincir ilave ediyorum ve hemen yedinci trabzanımın yanına şuraya batıyorum. Tekrar üç tane zincirimi hemen çekiyorum. Battıktan sonra bakınız iki zincirimi örgümün yönünü çeviriyorum ve iki tane zincirimin içerisine tekrar trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Üç tane zincir çekmiştim. Altı trabzanda iki zincirimin içerisine doldurmaya başlıyorum. Şurası ile bakın zincirimizle birlikte 2 oldu. 3 4 5 6 ve 7 toplamda 7 tane trabzanım olduktan sonra 2 tane zincirimi hemen çekiyorum ve 7. trabzanımın yanına şu kısma girerek batıyorum hemen batıp çekiyorum ve batığım yerden 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zincirimizi çekip örgümüzün yönünü çeviriyoruz ve hazırlamış olduğumuz 2 zincirin içerisine 6 tane trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. Bir de zincirimiz vardı. 3 tane çektiğimiz. Toplamda 7 tane trabzan sayısına ulaşıyoruz. Ve 2 zincirimizi çekip hemen 7. trabzanımızın yanına batıyoruz. Battığımız yerden yine 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip örgümüzün arkasını çevirip 2 zincirimizin içerisine 6 tane trabzanımızı dolduruyoruz. Ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar yani istediğimiz uzunluk, baş ölçüsü olana kadar örmeye devam ediyoruz. İstediğim ölçü olana kadar örmeye devam ettim. Bakınız kalın iple ördüğüm zamanki ebatı biraz daha ince iple ördüğüm e, şekildeki görüntüsü bakınız. Daha inceli daha ince olacaktır. İpimizin kalınlığı, inceliği ölçüyü değiştirmekte. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ördüm. 2, 4, 6, 8, 9. Bakınız 9 ile 11 aynıya denk geliyor neredeyse. Şimdi en son kapanışla birlikte yapalım. Düz böyle de kullanabilirsiniz. Dilerseniz kurdele de takabilirsiniz. Bir tane zincirim var. Bir zincir daha ilave ediyorum. 7. trabzanımı yanına gelerek batıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Bu şekilde kullanmak istiyorsanız hem bu bitişten zincir başlangıçtan da 30-40 arası zincir çekebilirsiniz. Ben kurdalemi takmak istiyorum. Sarı kurdale kullanmak istiyorum. Şimdi şu şekilde uç kısmından gelelim. Ucunu çakmakla şöyle azıcık tutmanız dağılmaması için yeterli oluyor. Bakınız şu şekilde. Bir üstten bir alttan geçirebilirsiniz. Şöyle belli bir bağlama yeri buraya bırakalım. Daha sonra bu kısma düğüm atalım. Her iki tarafı da taktıktan sonra eşit bir şekilde bırakalım. Şimdi diğer göze giriyorum. Diğer gözden alıyorum. Tekrar şu şekilde göze de girelim. Şöyle iki kat yapıyorum daha kolay olsun. düzelti düzelte gidiyorum eğer kıvrımlı isterseniz kıvrımlı da yapabilirsiniz şu şekilde bakınız bunu özellikle kıvrımlı yaptım bunu düz yapmak istiyorum bir ileriye girdiğim için hemen çıkarıyorum bakınız hiç sıra atlamadan ilerleyelim hemen yanına batıyorum ve kurdalimi çekiyorum elimizle düzelterek Bakınız düzgün durmasını sağlıyoruz. Ve sona kadar bu şekilde ilerleyelim. Saç bandımızın içerisinden kurdelemizi de geçirdikten sonra şu şekilde her iki yönü de aynı olacak şekilde düğümümüzü atalım. Bakınız her iki düğümümüzün yönü de aynı tarafta olsun. Şöyle genişçe alıp şu şekilde bırakalım. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.